Çorum Belediye Meclisi Aralık ayı toplantısı Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın başkanlığında yapıldı. Yoğun bir gündemle toplanan Belediye Meclisi'nde Çorum için önemli kararlar alındı. Toplantıda gündem dışı konuşma yapan Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutladı. Başkan Aşkın konuşmasının devamında pandemi ile ilgili mesaj verdi. Tüm dünya gibi Türkiye'nin de zor günlerden geçtiğini ifade eden Başkan Aşkın, bu süreçte Çorum Belediyesi'nin de elini taşın altına koyduğunu dile getirdi. Esnafa yönelik önemli katkılarda bulunduklarını belirten Aşkın, Çorum ölçeğindeki illerle kıyaslandığında Çorum Belediyesi'nin esnaf dostu belediyecilik anlayışı sergilediğini söyledi. Aşkın, kanunların izin verdiği ölçüler içerisinde ne yapılması gerekiyorsa esnafımıza o desteği veriyoruz. Bu milletin kaynaklarını yine bu millete ayırıyoruz dedi. Pandeminin 11 Mart'tan bugüne gelinceye kadar ki geçtiğimiz süreç içerisinde yapılması gereken gücü nispetinde ne varsa Çorum Belediyesi olarak her zaman elini taşın altına koymuşuzdur. Bundan birkaç ay önce biz yine esnaf odamızdan listesini almak koşuluyla iş yerlerini bir genelge ile kapatmak zorunda kalan, ihtiyaç sahibi olan tüm esnafımıza bundan birkaç ay önce bir destek vermiştik. Bugün baktık yine ihtiyaç oldu, yine böyle bir desteği veriyoruz. Mesela bizim ölçeğimizdeki belediyeler normalde bu tür destekleri vermiyorlar zaten. Biz ölçüsünde ölçüsünü de yapıyoruz. Bir kez değil, iki kez yaptık. Ha bir ay sonra bir daha yaparız, bir daha yaparız, bir daha yaparız. Bu konuda esnaf dostu ifadesini ben şahsen kendime esnaf dostu demiş değilim. Esnaflar bu adı yakıştırmışlardır. Mesela biz 600 bin TL şu anda halk otobüslerine sadece koronavirüste, koronavirüs, koronavirüs hastanemizde, COVID hastanemizdeki oradaki bekçisinden, güvenlikçisinden, doktoruna kim istiyorsa hepsine uygulanmak üzere ücretsiz taşınsınlar diye 600 bin liralık bir desteği de biz halk otobüslerine yapıyoruz. Yetmez. Servisçi esnafımız var bizim. Bu servisçilerimizle ilgili şu an okullar kapalı çalışamıyorlar. Bunlara yine yanlış hatırlamıyorsam toplam bedeli 600 bin lira civarında biz 2020-2021 bir takım vergilerini almamak üzere desteklerimizi sunmuş durumdayız. 11 bin tane aileye düzenli bir şekilde biz gıda hijyen malzemeleri desteğimiz devam ediyor. Bizim belediyemize müracaat eden ben karantinadayım, evimdeyim, gıda eksik, evimdeyim, hijyen malzemesi eksik diyen biz bir tane hemşehrimizi şu ana kadar geri çevirmedik. Bundan sonra da çevirmeyeceğiz. Bu milletin kaynaklarını e, heykellere, bu milletin kaynaklarını olmadık işlere ayırmıyoruz. Bu milletin kaynaklarını bizzat milletin kendisine ayırıyoruz. Ve ayırmaya da devam edeceğiz. <laughs>